Lozan Anlaşması herkes için farklı bir şey ifade ediyor öncelikle. O dönemin büyük devletleri için yeni bir dünya düzeninin başlangıcını ifade ediyor. Eski imparatorluklar çağının bittiğini ve onların bağrından çıkmış olan ulus devletlerle bundan sonra sömürü düzenini organize edeceklerini ima ediyor. Bunlardan en önemlisi de ta Paris Anlaşması'nın arkasından Almanya'ya, Avusturya, Macaristan'a, Bulgaristan'a ve Türkiye'ye empoze edilen 4 anlaşma. Bunlardan Türkiye ile ilgili olan Sevr'di. Sevr hayata geçmedi ama onun arkasından hemen Lozan'la birlikte yumuşak bir Sevr anlaşması yapmayı hayal ediyorlardı. Fakat Türk milliyetçiliği dişli çıktı, öyle diyeyim. Bir anlamda o ülkedeki kamu oylarının da o hakim unsurlara baskı yapmasıyla bir pat durumu oluştu. Sen beni tanı, ben de seni tanıyorum. Bu tanıma ilişkisi içerisinde elbette kendine Türk'üm, Türk milliyetçisim diyen İttihat Terakki'nin devamı olan Kemalist kadrolar küçük de olsa bir vatan tırnak içerisinde sınırları çizilmiş, uluslararası planda tanınmış bir devlet kurma şansını elde ettiler. Türk tarafı için de böyle bir kazanç. Gelelim Osmanlı'dan yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilmiş olan tırnak içinde azınlık diye tabir edilen gruplara. Bunları da ikiye ayırabiliriz. Bir kısmı gayrimüslim azınlıklar diyebiliriz ki onlardan en büyük grup Ermenilerdi. Onlar dahi 1915'ten itibaren peyderpey 200-300 bine düşürülmüştü. Fakat Kürtler gibi aslında azınlık olduğu telaffuz dahi edilmek istenmeyen fakat hep de görülmek istenmeyen, yok sayılmak istenen ya da siz aslında Türktünüz, kimliğinizi unuttunuz, biz size hatırlatacağız bu kimliği, siz bizim eğitim sistemine bir alalım sizi diye baktıkları bir grup vardı. Sonuçta bu gruplar için Lozan ta Osmanlı'dan itibaren bazen kaybetmelerine rağmen çoğunlukla kullandıkları özerklik statülerini kaybetmeleri oldu. İkincisi, o milli mücadele denilen dönemde bir yandan Amerika Başkanı Wilson'ın, bir yandan Sovyetler Birliği'nin lideri Lenin'in tarif ettiği kendi kaderini, tayin hakkını kullanamayarak, kullanması bir şekilde engellenerek yeni kurulan devletin tabi unsuru haline gelmiş olması oldu. Statüsünü kaybettiği gibi bir de tabiyet ilişkisine girdi ve o tabiyet ilişkisi maalesef ulus devlet gibi müthiş bir değirmenin içine düşmesi anlamına geliyordu. Dili, gelenekleri, işte coğrafi alanı, yaşam alanları her şeyiyle büyük bir saldırıya uğradı artık Kürt toplumu. Ben ona 9T diyorum. Uğursuz 9T. İçeride de bir konuşmacı saydı. İşte tenkil, tehcir, tevkif işte diye devam ediyor böyle. Şimdi 9'unu da saymayayım. Hep yaşadığınız şeyler zaten. Sonuçta yani emperyalistler için bir pat durumu, Türk milliyetçiler için küçük de olsa bir devlet ve statü ama başta Kürtler olmak üzere diğer azınlık grupları içinde statüko kaybı artı asimilasyon süreci ve artı asimile olmazsan tehcir, olmazsan tenkil cezalandırma, olmazsan katliama kadar giden korkunç vahşi arıtma projeleri. Yani hakikaten çok ben hatta zamana yayılmış bir soykırım olarak görüyorum artık Kürt siyasalarına bakınca Cumhuriyet'in. Yani 100 yıla yayılmış bir apartheid, yani ırk ayrımcılığı, oradan soykırım bile denilebilecek politikalar uyguluyorlar. Fakat bir Ermeni meselesinde olduğu gibi 1915-16'ya sıkıştırılmadığı için gözden de kaçabiliyor bu işin şey boyutu, hani trajik boyutu. O açıdan hakikaten Lozan Kürtler için olumsuz, Türk milliyetçiliği için idare eden bir olumlu şey, başlangıç noktası. Böyle tabii bunlar biraz insan toplumlarının dönüm noktaları ile ilgili metafizik algıları vardır. 50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl. Bunlar da sanki sihirli bir değnekle birden tarihsel koşullar değişecek. 100. yılsa demek ki 101. yıl farklı olacak. Bunlar yanılsamalar. Nasıl Ermeniler bir ara 2015 yılını bir tarihi dönüm noktası diye hedef yapmışlardı. Bütün enerjilerini o yıla hasretmişlerdi. Ne oldu?
Hiçbir şey olmadı. Ne tanıma oldu, ne bir şey oldu. Ve o enerjiyi de kaybettiler. Bence 100 yıl saplantısına girmemek lazım. Olabilir. 100. yılda bir şey olmaz. 101. yılda da bir şey değişmez. Ama 113. yılda, uğursuz dediğim bir yılda atıyorum, metafizik anlamda, birden senin için çok olumlu şeyler olabilir. O tabii sadece Kürtlere bağlı değil. Türk kesimine bağlı, şeye bağlı, dünya konjonktürüne bağlı. Pek çok faktöre bağlı artık. Yani öyle günümüzde bir halkın kendi kaderimi tayin ediyorum diye yola çıkıp kimseden bir engelleme görmeden yolunda yürümesi kolay değil. Çok böyle sabırlı olarak çok şeyli alanda, siyasi, diplomatik, askeri, kültürel pek çok alanda eş zamanlı yürütülecek bir mücadeleyi entegre etmesiyle mümkün.